Lisesi matematik öğretmeni İlkay Dor, adı güzel. Bugün size N tane özdeş nesnenin R kişiye dağıtılması ile ilgili soru çözümü yapacağım. Burada arkadaşlar pratik olarak ayraç yönteminden bahsetmek istiyorum. Normalde bizim kuralımız var. N tane nesnenin R kişiye dağılımının formülü N artı R eksi 1'in N'sidir. Şimdi bu soru için formülümüz bu. Ama birçok kişi bunun formülünü çok akılda tutamadığı için unutuyor. Şimdi ben burada bir ayraç yönteminden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ayraç yöntemimiz ne bizim? Oyuncaklarımızı sıralıyoruz. Toplamda 7 tane oyuncağımız var. Ve 7 tane oyuncağı 3 çocuğa dağıtmamızı istiyor. 3'e bölmek için herhangi yerden 2 tane ayraç atıyoruz. Daha sonra da tekrarlı permütasyon uyguluyoruz. Toplamda burada 9 tane nesne var. 9 tane nesnenin sıralanması 9 faktöriyel. Oyuncakların kendi aralarında sıralanması 7 faktöriyel çarpı ayraçların kendi aralarında sıralanması 2 faktöriyel. İşlemimizi çözdüğümüzde 9, 8, 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden 7 faktöriyellerimiz gidiyor. 72 bölü 2'den cevabımız 36 geliyor. Formülümüzü de uygulasak arkadaşlar 7 artı 3 eksi 1'den 9'un 7'lisi. Yani o da 9'un ikilisine eşit. Oradan da cevabımızın 36 geldiğini görürüz. Tabii formülü aklınızda tutabiliyorsanız formülden çözebilirsiniz. Ama ayraç yöntemi hani formülü unutanlar için bir kolaylık sağlamaktadır. B şıkkına baktığımızda da bakın her bir çocuğa en az bir oyuncak vermek şartıyla diyor. O zaman biz her bir çocuğa birer oyuncak verdiğimizi varsayıyoruz. Elimizde kaç oyuncağımız kalıyor? 4 tane oyuncağımız kalıyor. Gene 4 tane oyuncağı 3'e bölmemiz gerektiği için 2 tane ayraç atıyoruz. Ve toplamdaki nesne sayımız 6 faktöriyel bölü oyuncakların kendi aralarında sıralanmaları ve ayraçların kendi aralarında sıralanmalarına bölüyoruz. İşlemimizi çözdüğümüzde de arkadaşlar buradan cevabımız 4 faktöriyeller gidiyor. 30 bölü 2'den 15 geliyor. Tabii bunun da formülünü hatırlatalım arkadaşlar. Bunun da formülü n-1'in r-1'lisi. Tabii aklınızda tutabilirseniz. n-1'in r-1'lisi yani 7-1'in 3-1'li kombinasyonu. 6'nın ikili kombinasyonu oluyor. 6'nın ikili kombinasyonunu da açacak olursak cevabın gene aynı şekilde 15 geldiğini görüyoruz. Burada tabii ki tercih sizin arkadaşlar. Formülü isterseniz kullanabilirsiniz ama ayraç yöntemi direkt tekrarlı permütasyona girdiği için benim tercihimdir. Arkadaşlar hepinize iyi günler.